Teğet parçaları. O çemberin merkezi A ve B teğet değme noktaları. Çembere dışındaki bir E noktasına çizilen teğet parçaları birbirine eşittir gençler. Yani AE eşittir EB olmak üzere. Bunu çerçeve için alalım mavi kalemle. Çünkü bu size lazım gençler. Neymiş demek ki? AE ile EB teğet uzunlukları parçaları birbirine eşittir. 2. AE eşittir EB olmak üzere MOEA açısı eşittir MOEB açısıdır. Yani açıortaydır aslında merkeze inilen doğruyla. Burada bir deltoid şekli oluştu. Farkındaysanız A'ya A, R'ye R olmak üzere bir deltoid şekli oluşur. Arkadaşlar bir ilk uygulama yapalım. Daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. O merkezi AB CD arkadaşlar dik yamuk. Burası 12 santimetre. Burada 4 santimetre olmak üzere verilenleri yazalım. ABCD bir dik yamuk. O çemberin merkezi. Verilere göre çemberin yarıçapı kaç santimetredir? Çemberin yarıçapı kaç santimetredir diye sorulmuş sevgili gençler. Sorunun orijinal halinde. Bakın burada bir kere teğet inilen doğrular dikti hatırlarsanız. Bu dikme çünkü dik zaten dik yamuk olarak da vermişler. Demek ki onlar teğet olarak anlaşılması gerekiyor. Peki bana yarıçap soruluyor. Gençler yardım çizgimi çekiyorum bakın renkli kalemle. Buradan bir dikme indiğiniz zaman aynı mantıkta karşılık kenar 4 olacak. Burası 8 olacak. Çünkü toplam 12 santimetreymiş. Başka ne var elimizde? Arkadaşlar bir de yarıçap 4 santimetre. Buraya RR diyelim. RR. Burası 2R olacak. Tamamı 2R olacak. Bir de bakın burada ne demişiz özellikle? Eğer D noktasından teğet parçalarına uzunlukları çizmişseniz bunlar eşit olacak. Yani burada 4 santimetre olacak. Çünkü DA 4 olduğu için. Aynı mantıkla burası 12 santimetre olduğu için burada 12 santimetre olacak gençler. O zaman bakın burada bir Pisagor uygulama şansına sahibiz artık. Şurada bir dik üçgen yakaladık. Gençler bir saniye. Bunu cetvel almayı unuttum. Güzel çizeyim diye. Burada bir üçgen var bakın. Dik üçgen. Pisagor'dan sekizin karesi artı 2R'nin karesi eşittir 16'nın karesinden 64 artı 4R kare eşittir 256 olur gençler. Her tarafı 4 ile sadeleştirin işimiz daha kolay olacak. 16 artı R kare eşittir 64 olur. Buradan R kare eşittir 48 ise gençler R'nin de 16, 48, 16'nın 3'ün çarpımı olduğu için 4 karekök 3 santimetre olarak bulursunuz. Bir uygulada yan tarafa yapalım. Farkındaysanız orayı boş bıraktım. Anladınız siz onu. Bir çember çizmişler yine gençler. Bu çember hoşuma gitmedi. Sizin hoşunuza gitti mi bilmiyorum. Bir kere daha çizeyim. Güzel olsun. Muntazam olsun arkadaşlar. Heh. Daha iyi oldu şimdi. Burası X birimmiş. Burası A. Burası T1 ve T2 değme noktaları. Teğet değme noktaları. Burası da O merkezi gençler. Bu açıyı da 120 derece olarak vermişler. Yazalım şimdi. T1 ve T2 teğet değme noktaları. MA açısı 120 derece. O merkezli çemberin yarıçapı R eşittir 12 santimetre olduğuna göre X kaç santimetredir diye sormuş gençler. Yine sorunun orijinal halini yazdım elimden geldiğince yine.
Bakın arkadaşlar, burası 120 derece olduğuna göre hatırlayın. Buraya 120 dereceyi kondurduk. Bir de R 12 santimetre verilmiş. Hemen yarım çizgilerimi çekiyorum. Bakın bir buradan çektim. Bir de buradan çektim. Burası 12 santimetre. Burada 12 santimetre. Gençler buralar 90'ar derecedir. Neden 90'ar derecedir? Hatırlayın. Merkezden teğet doğrularına veya teğet değme noktalarına çizilen doğrular diktir. O zaman bu açıyı bulabiliyoruz. Alfa açısını. Hemen alfayı burada bulalım. İşimiz kolay olsun. Alfa artı 120 artı 180 eşittir 360 derece. Buradan alfa açısının arkadaşlar 60 derece olduğunu bulduk. Bunu bulut için alalım. Bize lazım olacak çünkü. Peki ne soruyor bize? X kaç santimetredir diye sormuş. Gençler hemen orada yine bir yarım çizgi daha çekeceğim. Bu defa buradan çekiyorum, bakın yarım çizgimi. Alfa 60 derece ise her bir kenar 12 santimetre olacak. Burada 12 santimetre olacak. Hatta bu arkadaşımız da X olur. Çünkü niye? Teğet parçalar birbirine eşitti. Yanda yaptığım kazanıma göre. Renkli kalemi al Nevzat. O zaman diyorum ki hatırlayın 120-30-30 üçgeninde X'in karekök 3 katı 12'yi verecekti. Yani X buradan gençler 12 bölü karekök 3. Bunu kök 3 ile genişletin. Böyle de bırakabilirsiniz ama genellikle böyle bırakılmaz. X eşittir 12 kök 3 bölü 3'ten 4 karekök 3 santimetre olarak bulursunuz sevgili gençler. Yukarıdaki verilere göre DEC üçgeninin çevresi kaç santimetredir diye sormuş sevgili gençler. Bakın AE 16 santimetre olduğuna göre mesela buraya X derseniz burası 16 eksi X olur. Aynı mantıkta bu parça da X olacak çünkü teğet parçalar birbirine eşitti. Bakın buraya da Y diyorum. Artık buraya Y diyebilirsiniz. Buraya da Y dediğimiz zaman. Gençler burası da tamamı, yani AE ile BE de birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü onlara teğet parçası olmuş oluyor. O zaman onu renkli kalem yazalım. Buraya da 16 eksi Y kalır. Artık bana ne soruyor dikkat edecek olursanız. Çevre DEC. Çevre DEC üçgeni gençler eşittir. X artı Y CD kenarı artı CE 16 eksi X artı DE de 16 eksi Y. Bakın zaten X'ler birbirini cırtladı. Renkli kalemi gönderelim. Bu arkadaşlarımız gitti. Bu arkadaşlarımız gitti. Ne kaldı geriye elimizde? Sadece ve sadece de 16 artı 16'dan eşittir 32 santimetre olarak bulursunuz arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre çemberin yarıçapı kaç santimetredir demiş gençler. Bakın birinci yoldan yapalım önce. Birinci yol diyorum. Birinci yol arkadaşlar. Çemberin çapından. Ne demek istiyorum gençler? Bakın onu bir püskürteceğim de o yüzden. Bakın bir yarım çizgi çekiyorum buradan. E köşesinden arkadaşlar şöyle mavi kaleme yapayım. Bir çap çiziyorum. O yüzden çapından diye yazdım. Sonra şu O merkezinden buraya bir çap, yarı çap çiziyorum. Gençler burada 90 derece oldu. Burası O merkezi oldu. Buralar 30'lar derece olacağı için, şuralar 30'lar derece olacağı için burada 60 derece olarak yakalamış olduk arkadaşlar. Ben buraya R dersem eğer, neydi hatırlarsanız arkadaşlar 30-60-90 üçgeninde 30 derecenin karşısı kenarın karekök 3 katı eşittir 60 derecenin karşısı kenar idi. Buradan R eşittir 12 santimetre olarak bulduk arkadaşlar. Bunu bulut için aldım. Peki ikinci yoldan nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar? İkinci yoldan da deltoid diyelim. Bakın yine orada bir deltoid şekli oluşturacağım. Tabii şekli çizeceğim buraya gençler. Orayı bozmayalım orada. Güzel bir şekil oldu orada. Bozmayalım. Yeniden bir çizelim. Üşenmeyelim. Sizler daha iyi öğrenin diye arkadaşlar bunu ben yapacağım. Peki orada şöyle bir köşeden tam şuradan buraya bir tane teğet çizmişler. Bir de buraya bir teğet çizmişler arkadaşlar. Şimdi ben buradan bir doğru çiziyorum. Daha doğrusu yarım çizgi çekiyorum gençler. Şöyle. Teğet noktalarına. Yani burası A. Burası B idi. Gençler burası 60 derece. Burası 12 kök 3. Burada 12 kök 3. Teğet parçalar birbirine eşitti hatırlarsanız. 12 kare kök 3. Renkli kalemi yazayım. Bu parça da 12 kare kök 3 olmak zorunda. Çünkü 60 derece. Hep diğer açılar da 60'ar derece olacağı için. Buralar da 60 derece olacağı için. Eşkenar üçgen yakalamış olduk orada. Peki bir de buradan merkezden gençler merkezden oraya bir yarım çizgi çekiyorum. Peki o açı kaç derece olmuş oldu arkadaşlar? 90 derece olacağı için bunlar 90 derece olacak. Çünkü merkezden teğetlere inilen doğrular diktir. Burada 90 derece olacağı için.
Bakın 90, 180, 240 buraya 120 derece kalıyor. RR dersek hatırlarsanız arkadaşlar 120, 30, 30 üçgeninde şöyle yapalım. 120, 30, 30 üçgeninde arkadaşlar R'nin kök 3 katı 12 kök 3'ü verecekti. Buradan yine R eşittir 12 santimetre olarak bulursunuz sevgili gençler. Yukarıdaki verilere göre çemberin yarıçapı kaç santimetredir? Arkadaşlar yardım çizgilerimi çekiyorum. Bakın bu arkadaşımızı birleştirdim. Burada birleştirdim. Şimdi BTA açısını 30 derece verdiklerine göre demek ki teğet kiriş açıdan bu açı 60 derece olacak. Teğet kiriş açı görmüş olduğu yayın yarısıydı hatırlarsanız. O zaman bu arkadaşımız da 60 derece olacak. Çünkü merkez açı gördüğü yaya eşitti. Buraya 60 dereceyi kondurduk. O zaman arkadaşlar zaten buralarda 60'er derece olur. 60 derece olacağı için renkli kalemle yaz Nevzat. O zaman her bir kenar 12, 12, 12 olacaktır. Dolayısıyla çemberin yarıçapı R eşittir 12 santimetre olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre ABCD yamuğunun çevresi kaç santimetredir demiş sevgili gençler. Hatırlarsanız teğet parçalar birbirine eşittir. O zaman bu arkadaşımız 6 santimetre. Yine TC ile BC de eşit olacağı için bu arkadaşımız da 24 santimetre olarak bulduk. Şimdi gençler bana AB kenarı lazım olduğu için şu D köşesinden bir dikme çekiyorum. Ya burayı dikme olarak çekmiş olduk arkadaşlar. Karşılık kenarı 6 ise 6 oldu. Yukarıya 18 santimetre kalır. Bakın orada bir dik üçgen yakalamış olduk. Yani şurada bunu cetvelle çizeyim daha güzel gözüksün. Şurada arkadaşlar bir dik üçgen yakalamış olduk. Bu dik üçgenden Pisagor uygulayacağım. Şöyle yapalım. Artık yazalım. Boyalı üçgende Pisagor'dan renkli kalem al. Peki 3, 4, 5 üçgeninde aslında orada 3, 4, 5'in katları gibi geldi bana. Bakalım. Bakın 18, 3'ün 6 katı. Şöyle yapalım. 6 kat. Neyin? 3'ün 6 katı 18, 4'ün 6 katı arkadaşlar 24, 5'ün 6 katı da 30 olacağından artık diyorum ki ben demek ki şuradaki AB uzunluğuna X diyelim. X eşittir gençler 24 santimetre olarak bulmuş olursunuz. Bunu bunun için aldım. Çünkü bana çevre soruyor. Yazıyorum diyorum ki çevre ABCD yamuğunun çevresi sormuştu. X burada X aşağısı X AB'de X olmuş oldu. Yani 24 artı sağ tarafta 24 artı 30 artı 6'dan 48 78 84 santimetre olarak bulursunuz arkadaşlar.